Herkese merhaba, ElectroSoftware kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda timer birimini kullanarak kartımızın üzerindeki LED'i belli bir periyotta yakıp söndüreceğiz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz. Hazırsanız başlayalım. Projemizi oluşturalım. Çipimizi seçelim. Burada ilk olarak kodu yazmadan önce ne yapacağımızı kısaca bir anlatayım. Burada biz geçen videoda bazı registerlardan bahsetmiştim. Bu videoda da timer'ımıza bir periyot dahilinde butonumuzun üzerindeki LED'i yakmaya çalışacağız. Bir periyot belirleyeceğiz ve buna göre işlemler gerçekleştireceğiz. Bunu yaparken de Basic Timer'ı kullanacağız. Çünkü sadece bir periyot ayarı yapmak istiyoruz. Yani bir zamanı ölçmek istiyoruz. Bu sebeple Basic Timer kullanacağız. Burada sadece yapacağımız şey LED'imiz için bir GPIO'yu Output modda açmak. Kalan şeyleri Register seviyesinde gerçekleştireceğiz. Kodumuzu oluşturmadan önce de bir clock ayarlarımıza bakmamız lazım. Çünkü buna göre işlemler yapacağız. Burada gördüğünüz gibi clock'umuz 16 MHz'de default olarak. Bunu değiştirmeyeceğiz. Buna göre periyodumuzu 2 saniye olarak ayarlamak için preskalar ve ARR değerini değiştireceğiz. Şimdi burada timer source dosyamızı bir oluşturalım. Header dosyamızı da oluşturalım. Başlık dosyalarımızı include edelim. Şimdi kodlarımızı yazmaya başlayalım. İlk olarak timer'ımızın yapılandırılmasını yapacağımız init fonksiyonunu yazalım. İsmi team init olsun. Burada bizim ilk olarak yapmamız gereken şey hep ne oluyordu? Timer, o birim, kullanacağımız birimin clock hattını aktif etmemiz gerekiyordu. Burada da timer biz 7'yi kullanacağız. Bunu da söyleyeyim. Çünkü bir önceki sunumda bunu aslında bahsetmiştim. Basic timer'ların register'larını burada size anlatmıştım. Bu register'larda gördüğünüz gibi basic timer'lar timer 6 ve timer 7'de timer 6 ve timer 7 basic timer olarak geçiyor. STM32F4 Discovery kartında. Bu yüzden bir tanesini seçmemiz lazım. Biz burada timer 7'yi kullanacağız. Basic Timer için. Bu sebeple de Timer 7'nin ilk olarak bir clock hattını aktif edelim. Bunun için de makro kullanalım. Evet, clock hattımızı aktif ettik. Şimdi de isterseniz sunumdan gidelim adım adım ne yapacağımızı. İlk olarak burada bir kontrol register'ımız vardı. Bu register'ımız bizim için ilgilendiren kısmı counter'ımızın enable olduğu kısımdı. Yani biz burada bu register'da counter'ımızı aktif etmemiz lazım. Çünkü biliyorsunuz timer bir sayma işlemi gerçekleştiriyor ve bizim de bunu aktif etmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için de sıfırıncı biti birlememiz gerekiyor. Bu sebeple de setBit fonksiyonunu kullanalım bunun için. Timer 7'nin CR1 register'ını kullanacağız. İlk biti billemek için de bir makro kullanalım. Makrolar bildiğiniz gibi bize kolaylık sağlıyordu. Burada gördüğünüz gibi counter enable'ı aktif ettiğimiz anlamına geliyor bu. Şimdi de isterseniz periyot ayarlarına geçelim. Biz burada bu örnekte periyoda 2 saniye dedik. Gözle görülebilir olsun diye. Periyodumuz 2 saniye. Periyodumuz 2 saniye ise frekansımız da 0.5 Hz oluyor. 0.5 Hz için de bizim denklemimiz neydi? Clock frekansını preskalar ve auto-reload değerini bölüyorduk. Burada bizim clock frekansımız 16 MHz. 16 MHz'i biz preskalara ve auto reload'a böleceğiz.
Burada biz pre-sikaleri 31.932.000 olarak seçebiliriz. 32.000 olarak seçelim. Bunu 32.000 olarak seçersek matematiksel işlem yaptığımızda ARR değerimiz 1.000 olarak bulunuyor. Yani bu bizim pre-sikaler değerimiz, bu da auto-reload değerimiz. Şimdi de bunların kodunu yazalım. Register'lara bu değerleri atalım. Biliyorsunuz register'a bu değerleri atarken buradaki sayıların bir eksiğini yazmamız gerekiyordu. O yüzden PSC değerimize bizim vermemiz gereken değer 31.999. ARR değerimize de aynı şekilde 1000 demiştik. 999 değerini vermemiz lazım. Register'ımızın adı da ARR. Periyodu ayarladık. Şimdi de kesme kısmına gelelim. Biz burada kesme oluşturacağız. Bunun sebebi de ARR dolduğu zaman bir kesme oluşmasını istiyoruz. Yani counter 1000 değerine geldiği zaman veya 999 olduğu zaman 1000 kere saymış olacak. O 1000 kere saydığında da biz bir kesme oluşsun istiyoruz ve kesme oluştuğunda da dediğimiz yanıp sönsün. Bunun için de ilk olarak yapmamız gereken şey kesmeyi enable etmemiz gerekiyor. Bunu da bu register'la yapıyorduk. Biz burada interrupt enable'ı kullanacağımız için sıfırıncı biti birlememiz gerekiyor. Bunu da yazalım. Timer 7'nin değer register'ını kullanıyoruz. Burada bir set bit yapacağımız için istersek şunu şöyle yapalım. Burada da bir yine makro kullanacağız. Burada tım aynı. Sadece buraya register'ımızın ismi geldi ve bit'in ismini yazdığımızda sıfırıncı bit'i birlemiş olacağız. Interrupt enable etmiş olacağız. Timer'ın enable'ını aktif ettik. Şimdi de yapmamız gereken şey, yine kesmelerde devam ediyoruz. Enwick hattını yetkilendirmek olacaktı. Bunu da Enwick enable'la yapıyorduk. Timer 7 hattını da yetkilendirelim. Hattımızı yetkilendirdik. Timer'ın yapılandırma ayarları bu kadardı. Şimdi de kesme servis fonksiyonunu yazalım. Yani kesme oluştuğu zaman ne olmasını istiyoruz? Bunu yazalım. Bu kesme servis fonksiyonlarının isimlerini de biz startup dosyasından buluyorduk. Timer 7'nin kesme servis fonksiyonunun ismi de burada gördüğünüz gibi IRQ handler'mış. Bunu alalım. Şimdi kesme servis fonksiyonunu yazmaya başlayalım. Burada ilk olarak yapmamız gereken şey, biliyorsunuz kesme servis fonksiyonlarına daha önce de kullanmıştık. Bir statüs registerleri oluyordu. Bu statüs registerleri ne yapıyordu? Kesme oluştuğu zaman biti 1 yapıyordu. Ve biz de bunu okuyarak kesmenin geldiğini anlamış oluyorduk. Biz bunu sıfıra çekiyorduk elimizle. Daha sonrasında bir kez daha kesme geliyordu. Bu sayede biz süreklilik sağlamış oluyorduk. Burada da statüs registerini sıfırlamamız lazım. Bunun için de direkt 0x timer 7'nin SR registerini sıfırlayalım. Direkt 0 yazalım. Şimdi de kesme geldiği zaman ne yapacağımızı yazalım. Ne olacak? Bir toggle atalım. Yani yanıp sönsün. Birken 0 olsun, sıfırken 1 olsun. Onun için de hal kütüphanesini kullanalım. Şimdi de fonksiyonlarımızı header dosyamızda bildirelim. Main dosyasına da include edelim. Main'de de Timinit'i çağıralım. Evet, kodumuz bu kadar. İlk önce bir derleyelim. Evet, burada bir hata verdi. Bakalım. Yani PSC timer 7 yazmayı unutmuşuz. Tekrar bir derleyelim. Kartımızı taktık. Debug'lıyorum.
Evet, gördüğünüz gibi 2 saniye aralıklarla LED'imiz yanıyor. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videoda Basic Timer'ı kullanarak 2 saniye aralıklarla kartımız üzerindeki LED'i yakıp söndürdük. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.